De ablam dedi ki kapıyı aç, kamerayı aç. Aha. Aha. Eniştem de bizi çekiyor. Allah şeyler söndü. İyi doğdun, iyi ki doğdun. Niye ben bir şey yapayım? Mutlu yıllar sana. Alkışım işte. Gel gel gelin. Var şimdi ya. Şöyle çaylarımızı doldurdum. Ablamla eniştem az önce izlediğiniz gibi Yaren'e sürpriz yaptılar. Böyle pastayla geldiler. Güzel Yaren'in pastasını kestik. Resim de çektirdik. Bize afiyet olsun. Keselerine bereket sağ olsunlar. Evet hadi bakalım. İç çayı getireyim de. Şöyle sonuncu tabak da. Şu da Yaren'in olsun. O çay istemedi. Abla sana... Eniştemin oraya otursaydın. Hayır, ben böyle uzak kaldı sanki. Sıcak burası be. He, yanmıyor ki. Yok yanmıyor. Açayım mı biraz? Şurayı açayım ben. Sen dur. Bak gitmiş araç. Kaza oldu ya. Yavaş. Ama ben onu duydum ha. Öyle bir kütledi ki oraya. Tam da şeydeydim. Balkondaydım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne? Bugün koku sanıyormuş. Kim? Enişte. Kandili mi? O yanıyor yanıyor. Çok güzel yanıyor. Ne yanıyor? Acayip yakıyor. Kurum çıkarıyor. Ne kurumu? Yak da dene. Enişte ne kurum? Bunlar da vurdular çekeyim. Simsiyah. Ay kurum. Enişte şunları yakıyorum be. Bak onu dene onu. Bunları. Ya onu hiç yaktın mı Yeşil? Yo. Bir kere dene bak. Ama niye kurum çıkarsın? Aynı şey o. Ay sanki soma. Ben nereden söndürdüm? Al. Dene. Dene de patlama. Korktu Yeşil. Biz denesene bir şey olmaz korkma. Orası açık oruyor görmüyor musun? Kurum çıkarmaz ama ya. Hayır, yak tamam yak. Ben hani sizi... bilgilendirmek için. Ama ben daha önce yaktım. Öyle yanıyor işte enişte kurum bak. Enişte bu kurum çıkarmış halimi. Ay şuradan. Hayır baksana. Enişte. Şu dumana baksana. Sen ne diyorsun? Dumana bak. Onun şeyi hayır hayır şu şey uzun hayır. Fitili uzun. Fitili kesilecek o zaman. Bak niye? Şöyle benim de böyle başım. Hep duman sardı. Hayır bak bunun fitili görüyor musun? Bu hiç duman muman yapmıyor. Bence onun fitili kesilecek o zaman. Ben de bir oraya bir buraya geliyorum. Hayır o fitilinden hadi afiyet olsun. Çakmadı şu. Çakmamıza geldi. İki tane çamba değil. Elim yaptı. Şey pasta için mi? Yok ya. Elim yaptı diyor. Sen de kendi çakma. Ben almışım o da almış. Bana diyor ki yolda gereken. Hayır bana da haber vermiyorsun Yaren'e sürpriz yapacağız diye. O zaman sürpriz mi? Olsun ben çaktırmazdım. Sen üşüme öyle. Ben Yaren'e diyorum ki Yaren kaçta çıkacaksın diyorum şey kütüphaneden diyor. Diyor ki geç çıkacağım teyze niye sordun ya dedim benim dedim yarın dedim misafirlerim gelecek protokol dedim bak, benim bak. Saçlarım çok fena dedim saçlarımı maşa yapar mısın sana gelsem dedim tamam o zaman teyze 8'de çıkarım 8.30'da evde ne 8.30 ben de dedi 9'a doğru gelirim dedim ona kandırdım onu pastayı beğendin mi bak afiyet olsun kesene bereket afiyet olsun bak şöyle görüyor musun tak tak
Herkese ertesi günden selam olsun. Dün akşam videomuzu başlattık biliyorsunuz. Ablamla eniştem Allah razı olsun çok güzel sürpriz yaptılar. Ben anladım. Zaten ablam aradı hani Yeşo telefonunu, kamerasını aç geliyoruz falan deyince dedim Yaren'e bir sürpriz geliyor. Meğersem ablam Yaren'i aramış çarşıdayken. Demiş ki kızım eve kaçta geliyorsun, sana saçlarımı yaptıracağım. Yaren de bana söylemeyi unutmuş. Neyse geldiler, Allah yokluklarını göstermesin. Oturduk, güzel sohbetimizi yaptık, çayımızı içtik. Ama ondan önce ne yaptık biliyor musunuz? Konsolu içeri geçirmeye çalıştı eniştem, ablam, ben. Geçirmeye çalıştık daha doğrusu. Ben her ne kadar olmuyor desem de eniştem bir uğraştı sağ olsun. Ama olmadı. Ablam o an mobilyacı arkadaşını aradı. Bugün bir şey olmazsa inşallah arkadaşı gelecek, tamamen sökülecek ve içeri konacak. Ben zaten onu yemek odasında düşünüyordum. Yazan arkadaşlar da var. Zaten niyetimiz öyleydi. Ama bir türlü yemek odasına girmediği için halıları da seremedim, işlerimi de bitiremedim. Bir tek burası düzgün yani. Neyse canımız sağ olsun. Bugün onu halledeceğiz. O arkadaş gelmişken de balkonun ölçüsünü aldıracağım. Tabii ki şu an onu hemen yaptıramam ama en azından bir fiyat alalım diyorum. Öyle arkadaşlar, yani bugün de izlediğiniz gibi kahvaltı hazırladım, karnımı doyurdum, bulaşık makinesini çalıştırdım, evi şöyle bir süpürdüm. Şimdi üstümü giydim, nereye gidiyorum? Bugün normalde öğleden sonra annemin doktor kontrolü vardı, dün söylemiştim. Fakat anneme kan tahlili yapılacağı için 4'teydi randevu. Dün akşam ablama dedim ki abla dedim gideriz, bir daha yarın gel derler, 2 iş olur dedim. Ablam da bugün konuşmuş, yarın gelin demişler. Bakalım, Allah'tan bir şey çıkmazsa yarın hastane işini halledeceğiz. Ben şimdi nereye gidiyorum? Filiz arkadaşımla buluşacağım. Ondan sonra çarşıda ufak bir işim var. Onunla sahilde bir oturacağız. Sohbet, muhabbet, çayla simit keyfi yaparız. Sonra da eve gelirim. Dediğim gibi akşam usta gelecek, ablamlar gelecek. Sabah erkenden fasulye pişirdim. Dünden pastamız var. Ya börek pişiririm, kuru yemiş falan derken bir çay keyfi yaparız bakalım arkadaşlar. Öyle yani günümüz başladı. Bugün yazanlar çoktu. Allah razı olsun. Ben Yaren'in adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah bin kere razı olsun güzel dilekleriniz için. Şimdi o zaman üstümü giyindim. Hadi gidelim arkadaşlar. Biz sahilde biraz zor otururuz. Daha arkadaşımla buluşmadım da işimi halledeceğim. Ama hava bozdu. Neyse olmadı. Kapalı bir yerde otururuz. Bakarız duruma göre. Haberleşelim de. Sıcak sıcak simitler alındı. Arkadaşla buluşacağız şimdi. Sahilde belki oturamayız dedim ama hava yağmadı. Eniştemle de karşılaştım 2 kere. Şimdi güzel oturalım, sohbet edelim. Hadi bakalım. Simitle Selanik aldım. Kuru pasta çok hoşuma gitmedi. Soğuk suya da üşendim gitmeye. Ne güzel gözüküyor değil mi ağaçlar? Ay dün annemle video çekerken bugün fark ettim. Nasıl bulanık çıkmış. Arka kamerayla çekmiştim. Onda da silmemişim galiba ya. Çok üzüldüm. Bazen oluyor böyle hatalar. Bugün biraz esiyor ama yine de oturulmayacak gibi değil yani. Hava kapalı ama gözlüklerde gözümde. Ben şimdi böyle oturdum. Çayı falan tabii daha söylemedim. Arkadaşım gelmedi. Onu bekliyorum. Güzel oturalım bakalım. Ondan sonra da artık markete bir uğrayacağım. Bir iki işim var, onları halledeceğim. Şimdi arkadaşım geldi. Şöyle oturduk. Güzel bir çay keyfi yapıyoruz. Hadi bakalım, bize afiyet olsun. Bak nasıl yiyorlar ablası, gördün mü? Haydi gel yürüyelim. Çok güzeldi, çok keyifli bir gündü. Şimdi eve gitme vakti. Bir iki sürpriz oldu. Onları eve gidince açıklayacağım size. Bana da sürpriz oldu. Haydi gidelim bakalım. Akşam ettik. Erik çilek falan aldım. Kolay gelsin. Meyveme geldim.
Şimdi eve geldim. Gelirken Heyben Market'e uğradım. Biraz meyve aldım, ekmek aldım. Ton balığı falan aldım Yaren'e. Bakın burada iki tane sürpriz var. Yarenciğime sürpriz yapan yapana Allah razı olsun. Gerçekten düşünen herkesten evladımı mutlu ettiniz. Ben de çok mutlu oldum tabii ki. Şimdi öncelikle buna gelelim. Bu sürpriz kimden? Tabii ki de Ankara'dan. İnsan bu kadar düşünceli olabilir mi? Olabiliyor. Ercan dayı ve Yasemin. Çok teşekkür ediyoruz. Ercan dayı eşimin dayısı. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Yarenciğime şöyle Milka Pastanesi'ni aramışlar. Pasta siparişi vermişler. Açacağım, sizlere de gösteririm. Benim de çarşıya gideceğimi bilememişler. Neyse, görevliye bıraktılar. Şimdi ben bunu dolaba kaldıracağım. Ve bu da Filizciğim beni o kadar mahcup etti ki. Durumlarda Instagram'da falan Yaren'in doğum gününü görmüş. Böyle Elsi'den hediye almış. Hatta beğenmezse fiş var içinde dedi. Dedim beğenir. Gerçekten Allah razı olsun. Hani normalde arayıp kutlamanız bile en büyük hediye. Ercan dayıya, Yasemin'e, Filiz'e mesaj yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Kızımın doğum gününü kutlayan herkese. Bugün birçok arkadaşımın işte eşinin, çocuğunun, herkesin yani doğum günü olan arkadaşlar vardı. Herkesin demeyeyim de. Allah böyle ağız tadıyla kutlamalar, sağlıklı ömürler nasip etsin kurban olduğum Allah. Şimdi pastaya ben de bakayım sizlerle birlikte. Yaren bugün arkadaşlarıyla kutlama yapacak. Malum geç gelecek. O yüzden pastayı o gelince keseriz. Dünkü pastamız da var biliyorsunuz. Teyzemiz, eniştemiz de sürpriz yaptı. Diyorum ya, Allah razı olsun herkesten. Vallahi siz gerçekten cansınız. Düşünmeniz yeter. Hey, ben marketten ekmek aldım. Şöyle mis gibi nane, çok severim nane aldım. Biraz çilek aldım. Dünkü kiraz bitti, azdı. Kiraz aldım, erik aldım ve Yarenciğime ton balığı aldım. Şimdi bu hediyeyi tabii ki Yarenciğim açacak. Ben açmayacağım. Pastayı da bu şekilde böyle dolaba kaldıralım. Yaren geldiği zaman bir pasta üfleriz tekrardan. Gözlükler gözümde. Bu ne demek oluyor? Edit yaptım. Yorumlarınıza döneceğim. Saat 8 oldu. Karnımı falan doyurdum. Bulaşık makinesini çalıştırmıştım giderken, ben onu unuttum. Birazdan onu boşaltacağım. Dün akşam bir de geç saatte renkleri yıkamıştım. Onlar kurumuş, onları kaldıracağım. Başka işim gücüm yok. Normalde ablam arkadaşın işi 7'de bitecek demişti. Sanırım bir aksilik oldu veya da işi uzadı, bilmiyorum. Ama 9'a kadar gelir diye ümit ediyorum. İnşallah bugün bir aksilik olmaz, gelir. Hayırlısıyla şu konsol odaya gider. Yani tabak çanak içindekiler orada burada kaldı arkadaşlar. O yüzden hani bir de derinlemesine tekrardan evi sileceğim. Hatta yarın bu koltukla şu lacivert koltuğun yerini değiştirmek istiyorum. Bilmiyorum bakalım. Yarın hastane işi de var tabii ki. Ama hallederim. Yarın yapamazsam da öbür gün yaparım. Sağlık olsun. Öyle yani, hep öyle bekliyorum. Televizyon falan da açmadım. Neyse, ablamlar gelene kadar üşenmeyeyim. Kalkayım. Güzel bir şekilde bulaşık makinesini yerleştireyim. Çamaşırlarımı da toplayayım. Ütüm bitmişti ama yine dağ gibi bir ütüm var görseniz. Neyse, yaparız arkadaşlar. Tam bunları yerleştirmeye başladım. Ablam mesaj çekti. Geliyoruz diye. Bu yine tellenecek olmuş. Neyse, geliyorlarmış. Bu arada eşim de aradı. Şimdi ben bunları 2 dakikada hemen halledeyim. Şunları içeri koyayım. Bakın size göstereyim şimdi. Burası karanlık da. Hemen şunu şöyle aldım. Baksanıza. Bunları böyle koydum. Üzerini örttüm. Göçebe gibiyim. Taşınıyor gibiyim. Şu saati de yine buraya takarım. Yozgat hatırası, onu atmadım. Yolluklarımız temiz burada zaten. Şunu alacağım. Konsol zaten büyük bir ihtimalle şuraya gelecek. Şöyle uzak çekim yapayım. Öyle işte. Bir haftadır yerlerde halı yok vallahi ya. Ay, o kırtladıkça. Neyse, ben bakmayayım size. Ben börek yapayım. Şimdi böreğimiz pişerken arkadaşımız, yani ablamın arkadaşı, şuranın ölçüsünü aldı, fiyat verdi. Böyle komple hesapladı. Şu yanları raf olarak hesapladı. Bir de dedi ki, ay çarptım, aynı şeyden şuraya da yapabilirim dedi. Şunun gibi olurmuş. Bu biraz mat ya böyle. Ben de fark etmez dedim. Fiyat verdi de bir eşcazımla konuşacağız bakalım. Tartacağız, biçeceğiz. Böyle pasta kestim. Taze pastadan kestim. Bu da tazeydi ama bir tane meyveli dedim. İsteyen olursa 3 tane böyle koydum. Çayımız kaynıyor. Börek olmak üzere. Ve tabii ki de şöyle meyvelerden yıkadım. Kuru yemiş koydum. Bardaklarımız burada. Buraları görmeyin.
buralar birazcık karışmış olabilir. Şu da Gülay'dan almıştım ya. Bu ölçülerde yoktu. Bana verdi. Ben bu ölçüde kestim. Onu da size göstermedim galiba. Onu da yaptım yani. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi böreği çıkartayım. Hadi bakalım. Aynen. Evet, çayları dolduralım. Tabakları falan getirdim. Bir tek meyveli pasta kaldı burada. Onlar sohbet ediyorlar. Konumuz kiralar. Vallahi. Saatlerimiz 10.30. Ablamları yolcu ettim. Şöyle karışıklığımı görün arkadaşlar. Şimdi üşenmezsem konsolu güzel sileceğim. En azından şu masanın üzerini derleyip toplayayım. Konsola yerleştireyim. Saati de buraya alacağım. Daha önce söylemiştim. Bir aklımda diyor ki hiç gece uğraşma. Yarın hastane dönüşü yap diyor ama yarın malum erken kalkacağım. Erken kalkınca ben olmuyorum. Neyse, konsol böyle oldu. Şöyle uzak çekim yapalım. Şu kapakta dün sıkıntı oldu. Arkadaş güzel yapıştırdı. Yarına kadar dursun dedi. Dediğim gibi sadece şöyle sileceğim. Aslında şey değil, hani pis değil ama tozlu. Bir de böyle hani delindi ya buralar. Hatta oralara geldi mi ki? Neyse, artık oraları yarın şey yapacağız da, süpüreceğiz de. Aynası da birçoğunuz biliyorsunuz bu ayna bu şekildeydi. Ve bana böyle kullan diyenler vardı. Aklıma geldi, eniştemle arkadaş sağ olsun hemen takma yerine ayarladılar ve bu şekilde taktık. Şurası birazcık çizildi, oraya eniştem cifre çıkmazsa boyarım ben sana dedi. Yani konsol burada olacak. Bu odayla ilgili planlarım var. Şöyle planlarım var. Masamı satmak istiyorum. Buraya yemek masası, yani salon masası almak istiyorum. Burayı tamamen yemek odası yapmak istiyorum. Buraya işte pasta tabakları, ne bileyim misafir tabakları, onları güzel diyorum yerleştireyim. Çoğu tabaklarım kuş yuvasında biliyorsunuz. Hepsini diyorum buraya getireyim. İşte kaşık çatalları mesela şu çekmecelere getireyim diyorum. Ama bakalım nasıl olur, nasıl biter. Konsolun üzerine ne koyayım? Onları sizlerle beraber ilerleyen günlerde yaparız. Ama acil buraya şu Yaren odasındaki ampulden alacağım. Onu size bir göstereyim. Bakın. Bu ampul o kadar güzel ki. Bunun aynısından alacağım. 7A'dan almıştı bunu Barış. Ne olarak geçiyor tam bilmiyorum da. Burada gösterdiğime göre şunları falan dediğim gibi güzel bir şekilde ayarlayacağım inşallah. Zaten yarın ev silindikten sonra o halılar falan da kalkacak. Yani öyle bir planımız var. Aslında benim niyetim burayı oturma odası yapmaktı. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Hani bir aklım diyor ki masa alırsan masayı salona koy, tekleri buraya getir. Bir aklımda burayı tamamen yemek odası yap diyor, söylediğim gibi. Avizeyi de işte bugün indim de sormayı unuttum. Avize orada duruyor. Lambalarını bulursam buraya da avizeyi takarım diye düşünüyorum. Neyse bakalım. Şimdi içerileri topladım, bulaşıkları falan. Dediğim gibi bunun içini falan güzel sileyim. Şunları bir ayarlayayım. Kuş yuvasındakileri daha sonra koyarız. Aynen. Yani iyi oldu. Televizyon kendine çalışıyor. Hiç televizyonla alakam yok inanın. Bu halıyı da böyle bırakmışım. Güya süpürecektim ama bu saatten sonra ellemem. Yarın devam ederim. Masanın üzerini güzel boşalttım. Hatta kuş yuvasındaki kaşıkları, orada tabaklarım vardı. Onları getirdim. Güzel düzenledim. Aynayı falan sileceğim ama yani mola vereceğim. Yarın devam edeceğim. Niye derseniz saat 11 oldu. Ve benim bir an önce edit yapıp videoyu yüklemem lazım. Daha sonra da yorumlarınıza dönmem lazım. Sabah çünkü erken kalkacağım arkadaşlar. Yani hiçbir şeye üşenmiyorum da şu sabah kalkması var ya. Hastanede Allah'tan çok işimiz yok da. Gideceğiz, kan vereceğiz. Sonuçlarımızı ablam alacak zaten. Söylediğim gibi zaten annemin bir tane raporlu ilacı. Onun için bu kanı istiyorlar. Yani herhangi bir şey çıkmadıysa. Ablam da demin geldi, diyor ki annemin o ilacı raporlu gözükmüyor diyor. Bugün sistemde bakmış.
İnanın anlamadık ama eczane vermedi yani. Bir senedir kullanıyor ama eczane ilacı vermedi, raporu bitmiş diye de. Bir karışıklık var sanırım, neyse. O yüzden yarın devam edeceğim. Malum yarın halılar falan da serilecek inşallah tabii ki. Evet, dünden beri sürpriz üstüne sürpriz oldu. Allah herkesten razı olsun. Gerçekten düşünen, arayan, mesaj çeken herkesten. Evladım için sizler de çok güzel dileklerde bulunmuşsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizin evlatlarıyla, sevdikleriyle uzun, sağlıklı bir ömür nasip etsin. En önemlisi sağlıklı tabii ki. Evet, o zaman vedamızı yapalım. Ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Bu arada vedayı yapmadan yarın cuma. Herkese hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Sizleri seviyorum. Allah kısmet ederse yarın tekrar buluşuruz. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.